Şimdi tabii ben Can'ı o ana kadar normal bir insan olarak tanıyorum. Bunun şimdi bir tane arabası var. Düz yolda basılır. Yukarı doğru basılır değil mi? Yokuş aşağı basılmaz. Yani yokuş aşağı giderken böyle insanların yanından böyle falan diye geçiyoruz. Yani şu an şu sakallar bak şunlar beyazsa aha sebebi bu adam yani. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz kişi Sharky Discord'daki. Sharky kimdir? Onu şöyle kısaca özetliyorum. 3 tane cümle söyleyeceğim abi. Zaten oha 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 olacaksınız. Birincisi Süper Online'ı Süper Online yapan adam. İlk kurucularından. O ekibin, teknik ekibin. Tamam mı? Linux'ları bilmem neleri falan filan yapan herif. 98'de falan böyle 98-99'da IRC bilmem ne falan filan zamanında Linux'larla, serverlarla falan uğraşmış bir adam. İkincisi Paticik vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ultima Online Ultima sana TR. Ne falan. Ultima TR, Paticik. Onun kurucu ekibinde olan serverlarını yöneten adam. Ondan sonra da sonuncusu biraz tırt. Benim de geçmişten iş arkadaşım. Şu anda İngiltere'de yaşıyor. Artı son olarak bir şey söyleyeceğim. Kendisi astrofotografi nickiyle Twitch'te evet. Yayın yapıyor. Lan teleskobu denk getiremiyorum. Tam bir boomer'ım evet. Gerçekten. Ben ona kahve fincanı dedi. Şey kahve termosu dedim. Teleskop çıktı ama kaim. İçine çay koyarsan ondan da olur yani aslında düşününce. Niye? Sıcak tutuyor benziyor. Mu senin teleskoplar? Yok abi tutmuyor. Aksine. Hemen soğutur. Uzak mesafeye ondan. Yayını göremiyorum şu an. Anılar patlasın hadi. O zaman Emre'cim. Oh shit. Here we go again. Vargonen kısmı eğlenceli. Şimdi bakın evet. Arkadaşlar biz Vargonen'deki kısmın içinde ben de varım. Ben de çalıştım bir dönem. Ama o dönem çok eğlenceli. Arkadaşlar Vargonen dediğimiz şu anda ekranın sağ alt köşesinde gördüğünüz sevgili Ali Vargonen'in sahibi olduğu bizim sponsorumuz olan Ali Vargonen'in şirketi. Böyle de reklam. Reklamı nasıl? Sell out. Anlat baba dinliyoruz. Ben Vargonen'e girdim. İşte orada sistemleri yönetiyorum. İşte bir sürü sunucular, bilmem neler. İşte hosting, mosting, e-mailler. İşte müşteri arıyor. Müşterinin problemini hallediyorum. Böyle hani cebelleşiyoruz yani tamam mı? Böyle iyice Linux'u öğrenmeye çalışmışım işte. İşte networkingler oradan onu döndürelim. Buradan bilmiyorum sürekli kernel derliyoruz falan böyle. Ne yapacaksın? %3 performans şeyi. Ama yani sonuçta öğreniyoruz yani. Ve mesela Ali falan mesela bayağı işlerin içine girerdi. Teknik anlamaya çalışırdı. Anlardı da bu arada. Windows evet, falan çok iyi derif abi, yani. Çok iyi derif. Evet. Tıkır tıkır yapardı falan böyle. Biz sürekli data center'dayız abi. Yani orada yatıp kalkıyoruz yani sürekli. Neyse işte ondan sonra sen geldin. Ben geldim. Ne ben zaman o zaman işte... Smart Pro'da eğitmendim. Bir gün Ali ile konuşuyoruz. Ali diyor ki abi bizim şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım bilmem ne. Ben de zarf attım tamam mı böyle durdum. Oğlum dedim o iş öyle olmaz dedim. Geleyim ben al beni işe dedim. Ben düzeltirim hepsini adam gibi dedim tamam mı? Beni dedim teknoloji direktörü olarak al işe dedim tamam mı? Bütün security'sine bakarız nedir ne değildir çözeriz. Her şeyle yürürüz falan filan dedim. Abi Ali peki dedi. Hiç beklemiyordum ama tamam mı böyle bir hareket. Nasıl yani dedim. E oğlum gelip düzelteceğim dedin. Tamam dedi o da. Ben böyle hayda. Bize de şey dedi bu arada. Arkadaşlar dedi çok dedi bu konularda işte yetenekli bilgili bir arkadaş gelecek. Tecrübeleri işte bir sürü şirkette vesaire çalıştı. Şey yapacak hani bizleri yönlendirecek. Biz de hadi gelsin yönlendirsin aynen, bizi aynen, diye bekliyoruz. Aynen. O dönemde tabii ben şey bütün şirketlere eğitimler veriyorum bilmem ne veriyorum giriyorum çıkıyorum. Enterprise nasıl yapılıyor bilmem ne hepsini öğrenmişim tamam mı? Gelip ona göre şey yapacağım hani bu herifin istediği şeyleri size aktaracağım. Siz de kendi kafanıza göre nasıl oldurabiliyorsanız olduracaksınız. Hikaye bu yani. Setup buydu. Bu arada da olan çalışan sistemlerin security testini yapacağız. Benim evet. İş tanımım buydu yani tamam mı? Devam et abi. Geldin sen merhaba falan bilmem ne. Şimdi tam nasıl ilk tanıştığımızı da hatırlamıyorum bu arada. Yani öyle bir ben seni ilk Ali'nin odasında falan gördüm. Evet. Ali seni çağırdı biz anlaştıktan sonra. Ha ondan evet sonra... bak Can falan diye evet. İşte biz tanıştık ettik bilmem ne. Sonra tabii kaynaştık. Tabii ne oluyor zaten kaynaşma süresi 15 dakika sürüyor zaten yani. Merhaba nasılsın o işte o security mi o Linux mu o falan derken zaten o. O falan derken Guild Wars, World of Warcraft falan aynen derken öyle. Biz çıktık odadan biz kanka olduk bir anda tamam. Evet. Hatta işte Can bana Guild Wars pompalamaya çalışıyor. Ben ona World of Warcraft pompalıyorum. Aynen. Ondan sonra tabii işte biz böyle kaynaşınca dedik ki ya sen nerede oturuyorsun? Şurada oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Ben de işte burada oturuyorum. İşte ben Hacıbadem'de oturuyordum. Şimdi tabii ben Can'ı o ana kadar normal bir insan olarak tanıyorum. Teknolojiyle ilgilenmiş. İşte oyunlarla ilgileniyor. Yani şapkası falan var. Tamam dertleri var yani şapka takıyor falan sürekli. Tabii tam tanımıyorum yani. Bekleyin neye güldüğümü anlayacaksınız bekleyin. Yani ne zaman ki şey dedik ya oğlum dedik yani ben her gün işte Üsküdar'a gidiyorum Üsküdar'dan Acıbadem'in Üsküdar'a geçiyorum Üsküdar'dan işte vapurla şeye geçiyorum ondan sonra minibüse biniyorum ya ben bununla dedim ulaşacağıma senle gelsem ya. Daha doğrusu bunu Can teklif etti sen benle gelsen diye. Yani... Neden açıklıyorum bunu sebebini açıklayayım mı? Ali dedi ki bana bu adam çok geç geliyor hep geç kalıyor sabah dedi tamam mı? Dedim ben onu getiririm sabah erken vaktinde işe dedim tamam mı? Sen...
Abi bir kırbaç vermemiş eline. Bunun şimdi bir tane arabası var. Megane Coupe. Megane Coupe var bir tane. Ya Megane Coupe yani sallıyorum işte şu an kaç beygir olduğunu hatırlamıyorum. 100 beygirse araba sanki 300 beygirmiş gibi hareket ediyor, tamam mı? Niye? Çünkü can kullanıyor. Bir de araba mesela şöyle sıkıntıları vardı. Araba müthiş gidiyor ama durmuyor. Yani fren yok. Kanat varsa uçarak üstünden geçebilirsin herhangi bir şeyin de yani. Çünkü düz yolda basılır. Yukarı doğru basılır değil mi? Yokuş aşağı basılmaz. Yani yokuş aşağı giderken momentum diye bir kavram var. Potansiyel enerji, kinetik enerji. Bilimsel anlatmayayım bunu yani. Anlat anlat. Abi çok iyi. Yokuş aşağı gidersen yani o araba ne olursa olsun tek ulaşabileceğin nokta uçmak yani. Havaya doğru gitmen lazım. Duramaz yani araba. Tamam mı? Abi bu manyak. Ya arkadaş. Bir kere hani şey vardır ya, bu ivmelenmeden dolayı sürekli şöyle bir yapışırsın. Sırtım acıyordu lan. Sürekli böyleyim ya. Böyle bir şey var mı yani? Bir insan sürekli ivmeli gidebilir mi abi? Yani öyle bir fiziksel gerçeklik yok yani. Böyle insanlar yanından böyle falan diye geçiyoruz. O yaşlarda kafadan artı 5 yaş daha yaşlandım yani. Yani şu an şu sakallar bak, şunlar beyazsa aha sebebi bu adam yani. Neyse işte bu adamla böyle bir saçlarımızın beyazlamasına neden olduğumuz şey oldu. Ama güzel vakitler geçirdik ya. Abi bir tane Site Builders diye şey var. Microsoftçuların olduğu bir tane mail listesi var. Paylaşım listesi var. Grubu var. Şimdi Levent'in de iki tane mini developer ekip adamı vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Levent evet. Ayrıldı gitti. Bu iki tane arkadaş kaldı. Tamam mı? Bizim de böyle bir Site Builders diye internal bir e-mail adresimiz var işte. Site Builders at Vargönen olsun adı. Tamam mı? Hatırlamıyorum. Ha, değil mi lan, öyle bir şey vardı. Evet. Böyle insanların herkese açık public bir mail listesi var. Herkes oraya sorunlarını atıyor. İnsanlar cevap veriyor. Eğer buralara iyi cevaplar verirsen de Microsoft'tan MVP olabiliyorsun. Ben de o dönem kafayı buna takmışım. Microsoft'tan MVP olacağım ben diye. Haldır haldır ona kasıyorum, tamam mı? Herkese cevap veriyorum. Bütün sorunlara cevap veriyorum. Bilmem ne falan böyle. Bayağı bir kastırıyorum, tamam mı? Neyse abi. Bizim de aynı e-mail prefiksiyle bir tane, yani aynı e-mail ön adıyla bir tane kendi iç mail'ımız var. Abi çocuklar bir feature dönmüşler. Bir kodu yapmışlar böyle. Her şeyi anlatmışlar. Abi şunu yapıyoruz. Buraya tıklanınca bu oluyor. Buraya tıklanınca bu oluyor. Bilmem ne bilmem ne falan fıstık. Şimdi bir tanesi, çocuklardan biri, Ahmet olsun adı, o atmış bu mail'ı, tamam mı? Emre ile bana. Reply all derken ben bunlara dedim ki bunlarla uğraşmayayım. Hani cevabı yazdım. Bitirdim her şeyi. Ondan sonra reply all derken dedim ki bu tek çocuğa cevap vermeyeyim. Bütün şeyler herkes görsün şirketteki. Ali'ye de gitsin. Ahmet'e de gitsin. Diğer developer'a da gitsin. İşte Emre'ye de gitsin. Herkese gitsin. Böylece hepimiz bilelim, tamam mı? Dedim ki işte şunu ekle, bunu ekle, bunu ekleyelim, şunu şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım falan filan. Abi, internal mail adresi yazacağım yere gidip oraya external bu Site Builders'ın e-mail adresini yazmış. Direkt gönderdim. Yeni çıkacak olan product'ın bütün feature'ları, yeni çıkacak ürünün tüm özellikleri, tüm detayları, neler yapılacağı, her şey. Bir gitti abi 30 bin kişilik mail listesine. Rakipler orada, data center'cılar orada. Hepsinin içine direkt hepsi gitti. Ben böyleyim. Aha dedim. Ayvayı yedik. Yok yani. Bunun başka bir adı yok yani. Hiçbir şekilde kurtulamaz bu yani. Oradan imkanı yok. Ben böyle bir gerizekalılığı nasıl yaptım? Ali gördü bunu. Ali görünce aha dedim bittik. Ondan sonra ben elim titreye titreye, o zaman da güzel de para kazanıyorum. Yani çok da mutluyum iş yerine. Her gün etilere gidiyorum ama keyif alarak gidiyorum, tamam mı? Abi bütün şirket sırları, her şey gitmiş yani. Girdim Ali'nin odasına. Ali direkt bana şey dedi. Yaptığının farkında mısın dedi, tamam mı? Dedim ki evet abi farkındayım. Ne yapacaksın bu konuda dedi. Ne yapacağım abi, istifa edeceğim dedim. Yani bu yapacak hiçbir şey yok. Ben hatamı kabul ediyorum. Burada bu kadar ciddi bir hata kabul edilemez. O yüzden dedim istifa ediyorum. Ben hatamın sorumluluğunu alıyorum. İş yok, güç yok, hiçbir şeyim yok. Hiçbir şansım yok yani. Sıfırım. Direkt bunu söyledim. Yapacak hiçbir şey yok. Ali de dedi ki haklısın. Yapacak hiçbir şey yok. Yollarımızı ayıralım o zaman dedi. O da haklı abi. Kıpkırmızı olmuş herif, tamam mı, sinirden. Topladım eşyalarımı ve çıktım abi ofisten. Ama yani nasıl üzgünüm? Nasıl üzgünüm? Ben bunu dedim nasıl yaptım ya? Mail atmadan önce Tuğ'ya adrese yazdığınız kişilere bakın. İçini yazdıktan sonra Tuğ'ya ekleyin kimi atacaksınız, tamam mı? O hikaye yani. Öyleydi yani. Öyle bittiydi o hikaye. Abone olun oğlum.